Herkese merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda Akdeniz Üniversitesi içerisindeki öğrenci yurtları ile alakalı bilgi vereceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. En konforlu yurttan, en iyi yurttan, en dezavantajlı yurda doğru gidecek sıralama. Birinci yurdumuz Elmalı Hamdi Yazır yurdu. Şu an kız öğrenci yurdu Elmalı Hamdi Yazır yurdu. Normal şartlarda 2 kişilik veya 3 kişilik odalar vardı Elmalı Hamdi Yazır yurdunda. Ancak geçtiğimiz sene çok fazla öğrenci açıkta kaldığı için yurtları artı bir yatak daha eklediler odalara ve 2 kişilik odalar 3 kişilik, 3 kişilik odalarsa 4 kişilik oldu şu an o yurtta, Elmalı Hamdi Yazır yurdunda. Şöyle tek bir tane oda var. Çalışma masası ve yatak oda, yattığınız yer aynı odada. Yani diğer yurtlar gibi 1 artı 1 değil. Ancak bunun şöyle de bir avantajı oluyor. Hemen yatağınızdan çalışma masasına gidebiliyorsunuz ve oda gayet geniş. Tuvalet, banyo zaten bütün yurtlarda, odanın içerisinde. Yani çok fazla bilgi kirliliği var bu konuyla alakalı. Koridorda falan değil. Hiçbir yurtta tuvalet ve banyo koridorda değil, odaların içerisinde. Elmalı Hamdi Yazır yurdunda çamaşırhane sadece bloğun dışında 2 dakika 3 dakika yürüme mesafesinde, hemen kaldığınız binada. Onun dışında çok fazla bir dezavantaj yok bu yurdun. Gayet güzel. Hani bu yurtta kalacak olanlar biraz daha şanslı. Ben bir şey söyleyebilir tabii ki. Miyim? Elmalı Hamdi Yazır yurdunun bir dezavantajı daha var bence. Odalar çok geniş ve büyük olduğu için kolay ısınmıyor. Ya kışın evet. Antalya çok sıcak zannediliyor. Hani zaten sıcak ama kışın da çok hiç soğuk olmuyor gibi düşünülüyor. Biz burada kışın montla üşüyoruz arkadaşlar. Nisan sonuna Mayıs başına kadar burada mont giyiyoruz. Yani şu an üzerimde mont yok. Kenarda mont. Hava biraz güzel. Şöyle şu an efendim? Hava bayağı güzel. Hava bayağı güzel. Şu an gündüz şort, akşam mont havaları Antalya'da. Ama dediğim gibi Elmalı Hamdi Yazır yurdu gayet güzel kalabileceğiniz bir yurt diyorum ve ikinci yurda geçiyorum. Bezmi Alem KYK Kız Öğrenci Yurdu. Bezmi Alem yurdu üniversite içerisindeki binası en yeni olan yurt. 2021'in Kasım ayında öğrencilerin hizmetine sunuldu ve odalar 1 artı 1 şekilde, bir odası çalışma masası, bir odası da yatak odası olarak ikiye ayrılmış durumda. Her yatağın başında priz var, her yatağın başında komodin var kişiye özel. Bu Elmalı Hamdi Yazır yurdunda da böyle. Bezmi Alem yurdunda da yine kendinize özel dolaplarınız var. Sadece Elmalı Hamdi Yazır yurduna göre biraz daha küçük dolaplar. Öğrencilerin, kız öğrencilerin şikayet ettiği noktalardan birisi de bu. Çünkü kıyafetleri çok fazla olduğu için kızların yerleşememe sorunları olabiliyor. Fazla eşyalarını, fazla kıyafetlerini ya bazanın altına koyuyorlar ya da valizin içinden çıkarmıyorlar. Çünkü dolaba bütün kıyafetleri yerleştirebilmek çok mümkün olmuyor. Ama Bezmi Alem KYK yurdu da yine dediğim gibi çok güzel kalınabilecek bir yurt. Zaten üniversitenin en yeni yurdu, az önce de bahsettiğim gibi. Çamaşırhanesi bile 16 katında diyorum ve diğer yurda geçiyorum. Muratpaşa KYK Erkek Öğrenci Yurdu. Muratpaşa'da Bezmi Alem'le mimari olarak aynı. 1 artı 1. Bir odası çalışma odası, bir odası yatak odası. Tuvalet, banyo içeride. Komodin, priz, kıyafet dolabı her şeyiyle aynı. Muratpaşa yurdunda bahçesinde halı saha var, fitness salonu var. Erkek öğrencileri o konuda biraz daha şanslı durumda. Ve şunu da söylemek istiyorum. Muratpaşa yurdu 3 blok, diğer 2 bloğu aynı bahçedeki 2 bloğu Şehzade KYK yurdu olarak geçiyor ama aslında aynı bahçede. Eskiden ikisinin de tek ismi Muratpaşa olarak geçiyordu resmi sitede ama şu an diğer yurt müdürlüğünü ayrı tutuyorlar. 3 blok Muratpaşa, 2 blok Şehzade o bahçede. Şehzade yurdunda da 1 blok 6 kişilik. Burası çok önemli. Muratpaşa ve Şehzade genel bütün blokları 4 kişilik 1 artı 1 ama Şehzade'nin 1 bloğu 6 kişilik ranzalı. Buraya çok dikkat etmekte fayda var. Yani eğer Şehzade A bloğuna düşerseniz ve değiştirme fırsatınız varsa bunu hiç vakit kaybetmeden yapın derim diyorum ve diğer yurda geçiyorum. Üniversitenin son KYK yurdu ve en eski binası olan Akdeniz Öğrenci Kız KYK yurdu. Bina eski ancak bunun yanında yurdun içerisindeki, odanın içerisindeki dezavantajlar biraz daha fazla. Çünkü 6 kişilik odalar, 6 tane kız aynı odada kalıyor bütün bloklarda ve ranza sistemi arkadaşlar, baza sistemi değil. Ranza sistemi eski demirler, kıyafet dolapları da çok yeni değil. Eski askeri usulle kıyafet dolaplarını yerleştirmişler Akdeniz KYK'ya. Ve komodin yok. Yatakların yanında komodin yok. Priz var ancak kişisel eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan yok. Akdeniz KYK'nın bu tarz dezavantajlıkları var. Sadece avantajı diğer yurtlara oranla daha ucuz olması. 200 lira gibi bir fark var arada. Onun dışında çok fazla sıra olmuyor çamaşırhanede ve yemekhanede de çok fazla sıra olmuyor Akdeniz KYK'da. Son olarak da
üniversite içerisindeki yurtlar bu şekilde. Bir de kültür mahallesinde, yani öğrencilerin çoğunlukla kaldığı mahalle, mahallede bir tane KYK yurdu var. Ahmet Hamdi Akseki KYK yurdu. Orası da yeni yapıldı. Orayla alakalı çok bir bilgim yok ama zannediyorum ki Bezmalem ve Murat Paşa ile aynı mimarisi. 1+1 orası da 4 kişilik. Ama tabii yine onun resmi sitesinde bakmakta da fayda var. Genelde üniversitenin içerisindeki KYK'ları bildiğimiz için onlarla alakalı bir bilgilendirme videosu çektik. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şunu da söylemek istiyorum, önümüzdeki günlerde öğrenci mahalleleriyle veya kampüsün etrafındaki mahallelerin kira fiyatları ve sosyal aktivite, kafe, yeme içme fiyatları ile alakalı bir bilgilendirme videosu da çekeceğiz. Bunun da hatırlatmasını yapmak isterim. Onu da izlerseniz güzel olur diyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, kendinize iyi bakın.